Herkese merhabalar. Bugün bizim için çok yoğun bir gün. Özgelerdeydim şimdiye kadar. Bir yandan Yağız'a, bir yandan Özgüdür'e bakıyoruz. Uyutma işlemi görevi bende, yemek yedirme işlemi Özge'de. İşte oynatıyoruz. Birimiz Özgüdür'ü, birimiz Yağız derken böyle vakit geçiriyoruz. Şimdi kendi evime geçiyorum. Çünkü mobilyalarımız geldi ve sabah 2 saat önceden beri taşıyorlar yukarıya. Büyük ihtimal taşınmıştır diye düşünüyorum ve artık kurma işlemine başlarlar. Çok heyecanlıyım ve gidip bakmak istedim. Size de göstermek istedim. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Sadece tezgahım yetişmemiş. Tezgah da önümüzdeki hafta çarşamba günü. Yani biz taşındığımız gün gelecekmiş, kurulacakmış. Bakalım. Şimdi evden çıktım. Dolapları falan yavaş yavaş montelemeye başlıyorlar. Cuma gidecekler, şimdi biraz ara verecekler. Kapılar beyaz ve duvarlar gri olduğu için, tavanlar da beyaz olduğu için çok güzel bir uyum sağlayacağını hissettim. İnşallah her şey gönlüme göre olur. İnşallah. Yani çok güzel olacağını hissettim. Çok sabırsızlanıyorum. Şimdi eve gideceğim. Bir çorba koyacağım. Akşam yemeği bugün benden olacak. Çorba koyacağım. Sonra Özgün'ün yanına çıkarım yardıma. Zaten çocuklar hala uyuyormuş. Sabah kahvaltıyı toplamaya vaktimiz yoktu bebeklerle ilgilendiğimiz için. Şimdi hemen bir şurayı toparlayacağım. Sonra akşam yemeğimiz için çorba koymam gerekiyor. Ama şimdi bir hızlı çekimle şuralara bir halledelim. Çorbası için hazırlıklara başladım. Öncelikle sanırım burada 1 su bardağı kadar mercimek var. Bunları yıkadım. Şimdi içerisine 1 orta boy patates ve 1 orta boy soğan ekleyeceğim. Şimdi patatesi ve soğanları kabuklarından ayırdım. İri iri doğrayacağım. Bu arada size bu akşamki menüyü sayayım. Mercimek çorbası, et sote, pirinç pilavı, fırında beşamel ve kaşarlı, brokoli ve karnabahar. Bir de abime gelirken şey aldıracağım, havuç da aldıracağım. Havuç da eklemek istiyorum. Eğer alırsa onu da eklerim. Böyle ortada kaşarlı, beşamel soslu böyle bol bol sebzeler olsun istiyorum masada. Şimdi çiğden böyle ufak ufak doğruyorum. Rendeleyebilirsiniz ama zaten her türlü blenderdan geçeceği için ben ilk başlarda rendeliyordum ama sonradan yani gerek olmadığını fark ettim. Sonuçta her türlü blenderdan geçiriyoruz. Ben şimdi bunu burada pişirmeyeceğim. Alıp yukarıya çıkacağım. Çocuklar uyanmış. Bir yandan pişsin. Bir yandan çocuklarla ilgilenelim diye. Allah'tan yaramaz değiller yani. Zaten Özgüdür daha küçük. Tek istediği ilgi. Yağız da yürütecine koyunca duruyor. Kendi kendine oynuyor. Yeter ki karnı tok olsun. İşte uykusu olmasın. Başka hiçbir problemleri yok. Tamamdır. Şöyle yağını ekleyeyim. Suyunu da yukarıda koyacağım. Mercimek çorbasına kimisi salça ekliyor, kimisi eklemiyor. Ben de böyle az eklemeyi tercih ediyorum. Bir de tabii ki göz kararı tuz ekleyeceğim. Patates ve mercimek çok tuz çektiği için 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Kapağını kapattık ve şimdi benle birlikte yukarı geliyor. Şimdi eve geldik ve yemek yapımına başlıyoruz. Büyük ihtimalle 2 saat sonra falan ablamlar gelmiş olurlar. Öncelikle fırında et yemeği için 4 büyük boy patatesi aldım. Gözüme az gelirse bir tane daha ekleyeceğim. Şimdi bunları güzelce soyup küp küp doğrayacağım. Müzik
Süzgeçlerim hazır. Bence yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle baktığınız zaman süzgeç büyük bir süzgeç. Ve süzgeci doldurdu. Eğer piştikten sonra hala gözüme az geliyorsa o zaman biraz daha ekleyebilirim. Şimdi bunları kızartacağım. Sonra tepsi yemeği olarak yapacağız eti. Bunları kızartacağız. Et ekleyeceğiz içerisine. Biber domates fırına vereceğiz. Belki biber domates de koymam bilmiyorum. Bakalım. Ben böyle yemeklerde o anki psikolojime bağlı tarifleri farklılaştırabiliyorum. Önce bunları kızartalım. Sonra yemeklerimize devam edelim. Evet, patateslerimiz piştiler. Yani şu an yeterli olup olmadığına karar veremedim. Eti de bir ekleyeceğim. O zaman bir bakacağım. Dün eti annem haşlamıştı. Buzdolabındaydı. Ne kadar haşladığını da bilmiyorum. Şimdi şöyle dökelim. Hepsini birleştirelim malzemeleri. Başka ne eklesem ya? Biber ekleyip eklememe konusunda çok kararsızım. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Ben şimdi bunun içerisine biraz da biber ekleyeyim, domates ekleyeyim. Bence yeterli olur gibime geliyor. Onları da ekleyeyim. Sonra hemen fırına atalım. Şimdi yemeğin salçalı suyunu yaptım. Sıcak suyla salçayı erittim. Biraz da etin kendi haşlanmış suyundan ekledim. Biraz da tuz ekledim. Şimdi yemeğimize döküyoruz. Şöyle. Sanki tam denk gelecek. Yeter mi sence? Yeterli bence. Tamam o zaman. Bu yemeğimiz hazır. Birinci ana yemeğimiz. Şimdi bunu fırına atıyoruz. Burada diğer bir yemeğimiz var. Sağ olsun annem de dün bunları haşlayıp böyle koymuş. Ben de az önce bunun üzerine beşamel sos yaptım. Aslında her şeyi size çekmek istiyorum ama bir yandan çocuklarla ilgilendiğimiz için çekemiyorum maalesef. Şöyle şurada suyu birikmiş. Şurada suyu birikmiş. Bu suyunu dökeceğim. Evet, şöyle beşamel sosumu ve kıvamını da göstereyim. Bence tam kıvamında oldu. Bir parça tereyağı, 2,5 yemek kaşığı kadar un ve 2,5 su bardağı kadar da süt ekledim. Şimdi bunu yemeğin üzerine döküyorum. Aa, ben buna tuz eklemedim. Hemen tuz ekleyeyim. Şimdi benim mercimek çorbam hazır. Burada pilav var, sıcak sıcak dumanın üstünde. Abim şöyle bir karıştırmış kendine gelmesi için. Burada patatesli et yemeği var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Burada da şöyle birazcık öne çekelim. Kaşarlı, beşamel soslu sebzeler var. Karnabahar, brokoli. Bizim bu akşamki yemeğimiz böyle. Ocak falan battı. Yemekten sonra hepsini toparlayacağım. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Evet, biz böyle bu tayfa. Şimdi eve bakmaya gidiyoruz. Bugün o kadar yoğundu ki hiçbir şey çekemedim neredeyse. Ama yine de birçok şey çekmeye çalıştım. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Egem Şeker'den geldi bana Instagram sayfasında. Böyle bir sürü fotoğraflarımızın olduğu magnetler. Hemen şöyle kısa kısa bahsedeyim. Bu çekimim bilirsiniz olay olmuştu. Yani bu çekim yaptım diye olaylar kopmuştu. Hatırlayanlar hatırlar. Ama iyi ki de yaptırmışım. Kışın gelmesini bekliyoruz. Kışın kar yağdığı zaman yine Yusuf Sarı'yla bir fotoğraf çekimimiz olacak. Her şey hazır. Sadece kar eksik. Burada kayınvalidemle kına gecemden bir fotoğraf. Bence çok güzel çıkmış. O yüzden bunu da mutlaka çıkartacağım fotoğrafların arasına eklemek istedim. Sonra bu da nikah çekimimizden. Biz bir sürü çekim yaptık. Yani saymaya kalksam inanın sayamam. O yüzden bir sürü çekim fotoğraflarımız var. Çok seviyoruz. Yani YouTube'la alakalı değil. YouTube'dan önce de Instagram'da da hani biz bir sürü çekim yaptırmıştık. Bu gelin evinin ilk görüşmesine gittiğim zamanlar. Neyse. İşte burası Taksim. Burası gelin damat çekimimizden bir fotoğraf. Şöyle tek tek göstereceğim.
Canım babaannem, babaannemi özlemişsinizdir. Nişan çekimimiz, nikah çekimimiz, bu fotoğrafa da bayılıyorum. Bu da yine nişandan, evdeki çekimlerden bir fotoğraf. Burada annem, ablam ve ben, kına gecemden. Bence yine çok güzel çıkmışız. İstediğin her resmi bastırıyorlar mı? Evet, istediğin her resmi Makul bastırıyorlar şekilde. ve şey çok iyi, basım kalitesi çok iyi. Yine Yusuf Sarı ile kayıkta mükemmel bir ortam bence. Annemle ana kuzusu yarışmasından. Bu günleri hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsın. Beni ana kuzusundan tanıyıp takip edenler lütfen yazsınlar. Özgü duruşumla Gizem ve Faruk'un düğününden. Çok küçükmüş ya. O zamandan beri ne kadar çabuk büyümüş. Bu yine kına gecesi. Kına fotoğraflarını çok sevdiğim için ben salona fotoğrafçı getirmiştim. Çok sevdiğim için genelde kınadan bir çıkartma yaptım. Aa, iki tane aynı resmi basılmış. Olsun. Bunu anneme vereyim o zaman. Kayınvalidemle olan resim iki tane basılmış. Ya da ben iki tane attım. O da olabilir. Bahadır'la Pendik Marina'da kahvaltı. Burada Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Bu yine gelin damat çekimimizden. Bunları çok çıkartmak istemedim zaten albümümüz var diye. Ama yine de bir iki tane olmasını istedim. Bu nikah da arabada çekilmiş bir fotoğraf. Bu da çok güzel çıkmış ve bence çok anlamlı bir fotoğraf. Bu da biliyorsunuz bir dönem şal satışı yapmıştım. O satışlardan kalan bir fotoğraf. Bu fotoğrafımı çok seviyorum. Yine kına gecesinden gelin ve damat. Böyle kısa bir anı turu Benim yaptık. favorim bu. Bu mu favori? Aynen. Şuymuş Bahadır'ın favorisi. Benim de favorim şu. Çok anlamlı bence ve bunu çektiklerinde bizim haberimiz yoktu. O yüzden çok doğal bir poz çıktı. Nikahtan sonra artık evlenmişiz. Yani nikahımız kıyılmış, resmi nikahımız. Ve yemek yemeye gidiyorduk o fotoğrafta. Tekrardan Gem Şeker'e teşekkür ederim. Gerçekten çok çok beğendim. Numarasını göstermiyorum. Belki rahatsız edenler olur diye. Ulaşmak isteyenler Instagram'dan ulaşabilirler. Böyle. Instagram adresinde yazıyordur hanım zaten. Yani. Konuşma saklı ama. İşte neyse. Videoyu artık burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.